İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tupac Amaru ve Batı Ermenistan'ı. Bako Sahakyan, Martakert'in kurtuluşunun 25. yıl dönümüne adanmış etkinliklere katıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Mike Pompeo ile görüşecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gürcistan elçisi Marnayolu bölgesindeki Ermeni köylerini ziyaret etti. Asala savaşçısı parantezleri açıyor. Gürcistan hava sahasını Suriye uçaklarına kapattı. Biz Kızılderili Hareketi temsilcisi Tupac Amaru ve Batı Ermenistan olarak İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Organları ve işlevleriyle ilgili 5. maddeyi ilgilendiren konuya itiraz ediyoruz. Saygıdeğer Başkan, Konseyin dikkatini özellikle iki duyarlı noktaya çekmek istiyoruz. Birinci nokta Orta Doğu'daki birkaç devletlere karşı örneğin Irak, Suriye, Kıbrıs ve ayrıca Batı Ermenistan topraklarının işgal edilmesi durumu. İkinci nokta yaklaşık 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Başkan Wilson'un önerisiyle Uluslar Ligi oluşturuldu. Bir otorite olarak Uluslar Ligi 154 küçük devletleri halkların kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsızlığın karşılıklı olarak garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün emperyal devletlerden korunması için oluşturuldu. Fakat korunmasız yerli halklar kitle imha silahlarıyla hem tazminatsız kalması hem de var olma hakkından yoksun bırakılması, şimdi de göçmen durumuna düşürülmesi, insan haklarının uygulanmasındaki boşlukların sebep olduğu bu belgeye dikkatinizi çekeriz. Temmuz 2015 tarihinde tarafımızca Batı Ermenistan'daki Ermeni halkına uygulanan ve bugüne kadar devam eden soykırımın tazminatının ayrıntılı hesabını içeren bir rapor sunduk. Yaklaşık 2 milyon yerli halk, bir uygarlık, sistemli bir şekilde yok edildiler. Fakat Batı Ermenistan'ın Müttefik Devletler Konseyi tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı. Bunun sınırlarını Başkan Wilson tarafından çizilmişti. Fakat topraklarının Türkiye tarafından işgal edilmiş olmasından dolayı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olamamaktadır. 3 yıl sonra neredeyiz? Bu suça karşı tutum nasıldır? Yerli halkların haklarının uzmanlık tarzı çalışması ki yerli halkların haklarının ihlallerini analiz etme fırsatı sunması gerekiyorken siyasal ve diplomatik misyondan mahrum kaldığını görüyoruz. Bizler İnsan Hakları Konseyi'nin bu ihlallerle uğraşmaya ve uluslararası hukuk kuruluşlarından uluslararası hukukun işletilmesini talep etmeye gücünün yetmediğine inanıyoruz. Tupac Amaru ve Batı Ermenistan bu uzman mekanizmasının yetkilerini belirleyen formülü tekrar gözden geçirmesini, bunu yerli halkların hakları deklarasyonuna dönüştürecek şekilde bir başka yetkiyle oluşturulmasını İnsan Hakları Konseyi'nden talep etmektedir. Teşekkürler Sayın Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Artsakh Cumhuriyeti Başkanı Bako Sahakyan 28 Haziran'da Martakert şehrini ziyaret ederek şehrin 25. kurtuluş yıl dönümüne adanan etkinliklere katıldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına bağlı Personel Enformasyon Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre Martakert'in kurtuluşunun 25. yıl dönümü ile ana vatanı savunma savaşlarında gösterilen kişisel cesaret için Devlet Başkanı Sahakyan 2 savaşçıyı 2. dereceden savaş haçı, 5 savaşçıyı ise askerlik hizmeti madalyalarıyla ödüllendirdi. Devlet Başkanı Sahakyan, Martakert'in kurtuluşunu askeri, politik ve ahlaki açıdan önemsemiş ve şehrin kurtuluşu başarılarımızı güçlendirdi ve düşman tarafından yıkılan bölgenin yeniden yapılandırılması ile gelecekteki gelişmelerde önemli garantilerden biri oldu, dedi. Devlet Başkanı Martakert'in eski ihtişamına kavuşarak ana vatan dışında yaşayan binlerce Martakertlinin kendi öz yurtlarına döneceğinin altını çizdi. Törende resmi şahsiyetler Ermenistan'dan, diasporadan ve yabancı ülkelerden davetliler hazır bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bugün gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre Mike Pompeo'nun Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi Washington saatiyle 13.30'da gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan 18 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Devlet Başkanı İngiltere ve Fransa'yı ziyaret ettikten sonra şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 26 Haziran'da gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin kültür merkezlerinden biri olan Smithsonian Enstitüsü'nün her yıl düzenlediği ve bu yıl Ermeni kültür mirasına adanmış Ulusal Yaşam adlı festivaline katıldı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Devlet Başkanı Sarkisyan'ın yabancı ülkelerin misyon şefleriyle görüşmelerde bulunabileceği de belirtildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Ruben Sadoyan ve elçilik personeli
27 Haziran'da Marnoli bölgesindeki birçok Ermeni köylerini ziyaret etti. Ziyaretin ilk durağı Akyorpi, Çanakçı, Hohmel, Zop, Gülbulak ve Hojorni köyleriydi ve burada elçi Ermeni köylülerle görüşmelerde bulundu. Elçi Sadoyan köylüleri üzen sorunlarla tanıştı. Bu sorunlar köyler arası yolların kötü durumu, su tesisatı, gazifikasyon, okulların durumu ile diğer sorunlardaki elçi bunları Gürcü hükümet yetkilileriyle görüştüğü zaman dile getirecek. Ziyaretin ikinci durağı Marnoyul bölgesinin Ermenilerin yoğun olduğu Şahumyan kasabasıydı. Elçi burada kiliseyi ziyaret etti ve ayinden sonra köylü sakinleriyle bir araya geldi. Elçi burada kiliseyi ziyaret etti ve ayinden sonra köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde köy okullarına edebiyat kitapları, öğrencilere ise kırtasiye çeşitleri hediye edildi. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu savaşçısı Vazgen Sislyan, Asala'ya üyeliği, Van operasyonunun ayrıntıları ve Arsak savaşına olan kendi katkısını anlattı. Van operasyonu Asala üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve ses getiren askeri operasyonlardan biriydi. 24 Eylül 1981 tarihinde Paris'te Türkiye elçiliği 60 rehine ile birlikte 16 saat işgal edilmişti. Sislyan, Asala'ya katılması hikayesini anlatırken yabancı bir ülkede yaşadığını ancak Ermeni ana vatanına olan özlem duygusunun her zaman var olduğunu ancak bir vatanının olmadığının altını çizdi. Gizli orduya nasıl üye olduğumu ben de anlamadım. Belki beni seçtiler. Bu durum Ermeni gençleri için büyük bir mutluluktu. Bana sıkça soruyorlar nasıl gizli ordu üyesi olunabilir diye. Ben de olunmaz seçilir diye cevap veriyorum. Şimdi geriye. Elçiliğe gerçekleştirdiğimiz operasyona baktığımda dostum bu biz miydik diye soruyorum. Fakat o zamanlar hiç korkumuz yoktu. Operasyon için öneri geldiğinde doğaldır gizli ordu üyesi olarak bir takım şeyler yapmış olmalıydın ki bu konu hakkında zaten konuşmuyoruz. Ben yalnız değildim. 3 genç yoldaşım için de sorumluydum. Eğer ben olmazsam kim olacaktı? Kim gidecekti diye düşündüm ve sorumluluğu kabul ettim. Arsak Kurtuluş Savaşı'na da değinen Asala Savaşçısı şöyle dedi. 1990 yılında Ermenistan'a geldim. 3 ay içerisinde burada yaşayacağıma karar verdim. Vatan toprağının değerini burada hissettim. Bu kararımda ayrıca halkın yaklaşımı da etkili oldu. Arsak Kurtuluş Savaşı'na katıldım fakat kendi adımla değil. Sovyet pasaportu taşıyordum. Gürcistan, Syrian Air ile Sham Wings adlı iki Suriye uçak şirketleri için hava sahasını kapattığı haberini bu ülkenin Hava Haberleşme Servisi Başkanı Goça Mezvirişvili duyurdu. Böyle bir kararın alınmasına Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanıması sebep oldu. Ajanstan yapılan açıklamaya göre Suriye Hava Yolları şirketine ait uçaklar Suriye-Rusya arası uçuşlar için Gürcistan hava sahasını Haziran ayından itibaren kullanamıyor. Suriye uçakları Azerbaycan üzerinden uçuyor ve bu da yarım saatlik gecikmeye sebep oluyor. Suriye yöneticileri Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını Mayıs ayı sonunda tanıdığını ve buna cevap olarak da Gürcistan'ın Suriye ile olan diplomatik ilişkisini kestiğini hatırlatalım. Bugünlük bu kadarını öngörmüştük. Şimdi size Hrayk ve Menk adlı Ermeni geleneksel dans grupları tarafından gerçekleştirilen performansı sunuyoruz. Video klibinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.